konuşma hazırlamadım. Biraz da kalbim acıyarak buraya geldim. Çünkü bence buraya sadece çocukların oyun oynadığını görmek, onların çok sevildiğini görmek ve onlarla gurur duymak için gelmeliyiz. Aslında koşulsuz sevgiyle büyütülmesi gereken geleceğin yetişkin bireyleri olacak çocuklarımızın böyle acılarıyla mücadele etmeye çalışmak hepimizin kalbini acıtıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Onlar artık yalnız değiller. Burada Saadet Öğretmen gibi bir kahramanla ve ona inanan, onunla birlikte olan mücadele arkadaşlarıyla birlikte bu yasaların değişmesini sağlayıp çok daha caydırıcı yasalarla insanları bilinçlendirerek ve cezalandırarak bunun önüne geçmeye çalışmalıyız. Çünkü bizi sevgi kurtaracak. Sadece bunu söyleyebilirim. Söylediğim dünyanın en basit şeyi. Bunu tercih ettiğimizde hepimiz daha iyi insanlar olacağız. Hepinize çok sevgiler. UÇİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Türkiye'nin 66 ilinde yapılandı. Bizim 4 temsilciliğimiz var. Genel merkezimiz de Mersin'de. İzmir'de çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezimizi açıyoruz. Birinci önceliğimiz eğitim. Çünkü bütün değişimin başı aslında eğitim. Burada bütün psikologlarımız, uzmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, avukatlarımızla birlikte hem çocuk hakları üzerine hem de ebeveyn eğitimleri üzerine çalışmalar yapacağız ki biz bunu yapmaya başladık aslında. Yine avukatlarımızla dava destekleri veriyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Çocukların gülen yüzleri için mücadele ediyoruz. Çocuklar vatandır diye bir mücadeleye başladık. Onların acı çekmesini istemiyoruz. İstismar edilmesine karşıyız ve istismarcıları tek tek toplumu bilinçlendirerek ayık olacağız ve çocuklarımızı koruyacağız. Bu merkez o yüzden çok kıymetli. Biz herkesi davet ediyoruz. Gelin birlikte mücadele edelim diye. Evet, bu Avrupa'da ve Türkiye'de ilk. Bunun bazı örnekleri Amerika'da var. Çünkü burada bilinçlendirme çalışmaları, takip. Bunun dışında bütün mahalleler aslında, muhtarlıklar birçok yerle işbirliği içinde çalışmak zorundayız. Bu kolektif bir bilinç gerektiriyor. İhmal ve istismar sadece cinsel değil, fiziksel istismar ve ihmal, duygusal istismar bütün bunların önüne geçebilmek için de çocuklarımız konusunda bilinçli olmalıyız. Onları uzmanlarımıza götürmeliyiz. Alo 183'ü arayabiliriz, UÇİM ihbar hattını arayabiliriz, savcılıklara gidebiliriz, baroların ve bütün bu alanlarda çocuklar için çok büyük bir çalışma ağı var. O yüzden toplum eğer bilinçlenirse çocuklar huzurlu olur. 6 kız çocuğu, Menderes'te 6 kız çocuğumuz fitili ateşledi. Onlar kahraman çocuklar. Ve o fitil bugün 55 bin kişiyi buldu. 66 ilde yapılandı ve bugün İzmir'de önleme merkezimizi de açıyoruz. Bu mücadeleye devam edeceğiz ki çocuklar mutlu olana kadar onlar için hep birlikte çaba harcayacağız. Çok gururluyuz. Artık birilerinin bizi duymasını ve bu çocukların çocuk gibi yaşamaya hakkının olduğunu herkesin öğrenmesini istiyoruz. Yasalarda caydırıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini, tabii ki eğitim seviyesinin çok daha yukarılara çıkmasıyla her şey değişecek ve düzelecektir. Ama bu süreçte de bu suçlu insanların güle oynaya o mahkeme salonundan çıkmasını değil, en ağır, en ömür boyu alacakları cezalarla insanlara örnek olması gerektiğini, bunun ne kadar ciddi bir suç olduğunu tüm toplumun öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yasalardaki düzenlemeleri bir an önce görebilmek istiyoruz ki bu insanlar bunu yapamasınlar, korksunlar, burada gerçekten bir kötülük var diyebilsinler, algıları değişebilsin. Çocuk sadece okuluna gidip oyununu oynayıp evine dönmesi gereken ve sadece koşulsuz sevgiyle büyümesi gereken bir insan. Çocuk çocukluğunu yaşamalı. Vallahi gönül isterdi ki burası bir oyun alanı olsun. Çocuklar da sadece özgürce oynamaya gelsin. Keşke eğlenmeye gelebilselerdi. Yani bir
taraftan tabii ki böyle bir gerçek olduğu için o çocuklara faydası olabilsin diye bir merkez kuruluyor. Ama gönlümden geçen keşke burası bir oyun alanı olsaydı ve bu çocuklar da sadece oynamaya gelse. İzmirlilere sesleniyorum. Saadet öğretmenin 2014'ün başlangıcında verdiği mücadele 3 sene önce örgütlenmeye gitti. 3 yıl önce derneğimizi kurduk. Genel merkezimiz Mersin'de ama Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk önleme merkezinde İzmir'de açtık. Niye İzmir'de açtık? Saadet öğretmen çünkü bu mücadele ateşini İzmir'de başlatmıştı. Onun için İzmir'i uygun bulduk. İlk önleme merkezimizi açtık. Bizim çalışmamız şu arkadaşlar, bizi eğitim kurtaracak, halkın bilinçlenmesi kurtaracak. Onun için eğitime çok önem veriyoruz. Çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz. İzmir Menderes'te görev yaptığı okulunda okul müdürünün yıllarca ve pek çok çocuğa karşı gerçekleştirdiği istismarı ortaya çıkaran, 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağlayan, 2017 yılında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın elinden Uluslararası Kadın Cesaret Ödülünü içinde barındırdığı pek çok gönüllü avukatıyla mağdur çocuk ve ailelere hali hazırda görülmekte olan davalarda UCİM 3 sac ayağı üzerinde faaliyetlerini yürütüyor. Çocuk ihmal ve istismarında tüm konusunda her meslek ve yaş grubuna yönelik bilgilendirici eğitimler düzenliyoruz. Her birimiz çocuk olduk. Benim çocuklarımı defalarca dinlediler. Yıllarca mahkeme koridorlarında çocukların defalarca yaşadıkları istismarı anlatmak zorunda kaldılar. Bu mücadelenin temeli ben değilim. Bu mücadelenin temeli o çocuklar. Onlar bizim kahramanlarımız. Onlar bu ülkenin değişiminin temeli. Bir ülkenin geleceğini, kaderini belirleyen çocuklara verilen eğitim ve onlara verilen değerdir. Çanakkale'de nesillerimizi, gencecik çocuklarımızı kaybettiğimizde, bu topraklar için mücadele edildiğinde, yapılması gereken de şu anki çocukları korumak ve onlara sağlıklı gelecek kurmak. Burada bulunan herkes ve bugün katılamayan on binlerce insan tanıdım ben. Koordinatör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben avukatların, uzmanların, ev kadınlarının bu mücadelede nasıl acı çektiğini ve gözyaşı döktüğünü gördüm. Gönlünü çocuklar için o yola koymuş, mücadele eden insanlar çok az. Herkes çok şey yaparız diyor ama çok az kişi bir şeyler yapıyor. O yüzden benim için de çok kıymetli. Artık orada bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz var. Çok teşekkür ediyorum.